İşte böyle Çilekçim. Anneanneciğin bayılmasında kimler bayılsın? Daha bebek doğuracak ve mutluluğuna mutluluk katacak. Üstelik Periliç öyle bir yasa çıkarmış ki istesem de onunla Yavuz'u ayıracak sihir yapamıyorum. Neymiş efendim? Anne periler kutsalmış. Anne perilere dokunulmazmış. Ay öfkemden kuduruyorum, deliye dönüyorum. Niye onları ayırmak istiyorsun anneanne? Bırak mutlu olsunlar. Aa, gerçekten de buradaymış. Yalan söylemiyoruz herhalde. Nasıl gelmiş? Ben de sana onu soracaktım. Toprak, güzelim, hadi uyan benim cici kızım. Boşuna seslenme, uyanmıyor. Ay, kreşi kaçta başlıyor acaba? Uykusunu aldı mı? Uyandırmalı mıyım bilmiyorum ki. En iyisi Eda'ya sorayım. Ay, ay, ay şunların haline bakın. Mıç, mıç, mıç. Bu gerçekten inanılmaz. Kızla damat hiçbir şey olmamış gibi yatakta. Ay bu pozisyonda Eda'ya seslenmek olmaz buradan. Yavuz falan uyanır. En iyisi eve gidip sorayım. Sen de torununa göz kulak ol. Canım benim. Tamam, merak etme. Buna inanamıyorum. Bu iki kız Dudu'nun gelecekten gelen torunları. Ve o zavallı köpek de Dudu'nun gerçekten kocası. Bizi ilginç bir gelecek bekliyor Perihan. İlginç ve macera dolu. Peki şimdi ne yapmalıyız? Bu iki kızı geleceğe gönderelim. Gelecekte zamanı gelince hatırlar. Bugün yaptıkları bu şeyin cezasını veririz. Şu an Periliç'e değiliz. Bir şey yapmaya hakkımız yok. Bence affedelim. Geçen sene biz de geçmiş zamanı merak edip sihirli ilk çağa gitmiştik. Yakalanmadık, ceza almadık. Bu hakkı onları da tanıyalım. Aslında haklısın. Hadi onları geri gönderelim. Ucuz atlattık. Evet. Bir ara Perihan teyze bize ceza verecek diye korktum. Dua edin, o zaman çocuktu. Perihan teyze. Bizden mi geliyorsun yoksa geçmişten mi? Her şeyi biliyorum. Hadi Toprak, doğru evine. Annenle baban salondalar. Senin odanda uyuduğunu sanıyorlar. Hemen evine git, yat ve uyu. Bir daha da zamanı karıştırmayın. Güzel. Günaydın. Sana da. Aa, ne biçim sana da Dişo? Bugün insan oluyorsun, insan. İstemiyorum. Ne? Ne? İstemiyorum. Sen bugün insan oluyorsun ve istemiyorsun. Senelerdir bugünü bekliyordun Taci. Hadi oradan. Ben ciddiyim. Peki sebep? O sihirli şişe. Bu mu? Bu mu? Bu seni fani yapacak sihirli şişe. Bu da fani olduktan sonra eğer kendinden memnun kalmazsan seni yakışıklı bir erkeğe dönüştürecek sihir. İşte bu yüzden istemiyorum. Hala anlamadın mı? Ben eskisi gibi görünmeyi sana ve çocuklarıma sarılabilmek için istiyorum. Yakışıklı olsam ne olur, olmasam ne olur. Ama görüyorum ki senin bir tek derdin var. Benim hala hatırladığın gibi olmam. Yakışıklı Taci olmam. Ya birazdan karşında ihtiyar, kırış kırış, kel kambur bir adam görürsen, o zaman göz zevkini bozmayayım diye bana sihir mi yapacaksın? Çok şükür ki periyim. Bunu yapabilirim. Ben beni olduğum gibi sevmeni istiyorum. Vazgeçtim Dudu. Böyle kalacağım. Seni hayal kırıklığına uğratır da beni sihirle yüzüne bakılır yaptığını görürsem, sana kırgınlığım şu ankinin bin misli olacak. Bırak da köpek kalayım. Saçmalama Taci. Hadi başlayalım. İ
istemiyorum dedim. Ciddiyim. Köpek olarak kalmam o günü görmemden iyidir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.